Böbrek yetmezliğine engel olabilir miyiz başından ya da engel olamadık, böbrek yetmezliği var. Bunun sonucunda ne yapabiliriz? Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Eskiden böbrek yetmezliği problemi diye bir problem yoktu yani 50 yıl önce. Şimdi günümüzde böbrek yetmezliği yani neredeyse milyona yakın insanda böbrek problemi var. Neden için? Eskiden insanlar kimyasal ilaç bilmiyordu. Rahatsızlığınız zaman işte şu bitkiyi bu bitkiyi vesaire kullanıyorlardı. Ne oluyordu? Rahatsızlık kısa sürede atlatıyordu. Şimdi tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, depresyon hapları sürekli kullananlar var yıllarca. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron var, süzgeç hücre. Süzgeç hücreler bir insanın diyelim ki 5 litre kanı var. Günde 1440 defa dolaşıyor bu 5 litre kan. Yani sürekli böbreklerdeki çok narin, çok hassas olan nefronlar, süzgeç hücreler kanımızda dolaşan toksik maddeyle temas halinde. Bu neden? Kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Böbreklerdeki nefronları yavaş yavaş tansiyon, kolesterol, diyabet hapları kullananlar veya depresyon böbrekleri yavaş yavaş çürüyor, iflas ediyor. Kişinin sayı böbrek yetmezliğine bakteri, virüs, mantar veya kist veya taştan dolayı böbreklerinde zafiyet ortaya çıkmışsa problem değil, çok kolay. Fakat kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı böbrekleri küçülmüş, büzülmüşse ona yapacak bir şey yok. Çok çok zor. Mesela bize bir beyefendi geldi. Diyalize giriyor. Dedi ki ben artık diyalize giriyorum. Ne olacak? Deneyeceğiz. Denemeden garanti şöyle deriz, böyle deriz yok. 4 ay iksir aloe vera jel, Hoşforte ürünleri kullandı. Diyalizden kurtuldu. Diyalizden bile insanları kurtarmak mümkün. Geç kalmamak şartıyla. Böbrekleri küçülmedikçe eski haline dönmesi mümkün. Eğer taş, kum, iltihat, cerrah, kürüf varsa problem değil. Hoşforte, böbrek yetmezliği zafiyet olan kişiler için ideal. Hoşforte, altın başak otunun yaprağının ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. Huş yaprağı ekstraktı. Maşallah, inşallah, hadi bakalım. Altın başak otu ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, kremberi ekstraktı gibi 19 çeşit bitki içerir. Mesela Almanya'da 300 doktor bu gördüğünüz altın başak otu ile klinik araştırması yapmış. 300 doktor, urolog. Böbrek yetmezliği zafiyeti olan binlerce hastayı ortaklaşa tedavi etmişler ve takip edilmiş. Altın başak otu ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, kremperi ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan Hoşforte böbrek zafiyetine karşı en ideal ürünlerden biridir. Efendim, eğer ki iltihap varsa bunu kortiseple güçlendirmek gerekir. Kortisep iltihaba karşı. Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılmakta. Etkisi yüzlerce araştırma sonucu tespit edilmiştir. Fakat kişinin genellikle bu tür rahatsızlığı olan insanların bağırsağında problem var. Yani mantar var. Efendim, karaciğerinde yağlanma var. Eğer ki bağırsaklarında mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Aloe vera bağırsaklardaki mantarları yok eder. Bağırsakları temizler, arıtır. Böylece bağırsaklardan toksik madde. Çünkü mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler üretir. Bu toksik maddeler kana karışır. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için aşırı oranda B6, B12 vitamini, folik asit harcar. Zamanla kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi çöker. Aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Mesela bunlardan bir örnek yüzlerce klinik araştırmasından Louis Pauluk Ensign yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelenmiştir.